Kıymetli Başkanım, dışarıdan yabancı ürünlerden korunmak için kurulan derneğimiz. Evet. Bununla ilgili bir açıklama yapar mısınız? Derneğimiz, burada ceberrut bir dernek olmayacak elbette. Yani işte biz sizi içeriye almayız, keseriz, döveriz bilmem ne değil. Hal kanunu var, pazar yeri kanunu var. Bir dernekleşme zaten bu sebeple çok önemli. Burası doğal ürün, Ünye Çevre ve Köyleri doğal ürün pazarı olduktan sonra doğal olmayan hiçbir şeyin buraya girmesi doğru değil. Ben biliyorum, İlçe Tarım Müdürlüğümüz çok sıkı takipte. Burada Ünye tereyağı adı altında margarin satıldığını biz tespit ettik. Maalesef bu arkadaşlarımız hala bu pazar yerinde çalışıyorlar, getiriyorlar. Bence bu dernek vasıtasıyla bu tür sahtekarlık yapanların satış akitleri iptale bile gitmeli. Belgeleri, çiftçilik belgeleri, üretim belgeleri, bu tezgahta üretildiği köyün nevi, kişinin adı, soyadı, telefon numarası, giriş kartı, yakasında yaka kartı, belki Ünye Belediyesi'nin bunları önereceğiz, bir satış yeleği, Ünköyder adı altında, Ünye Belediyesi Ünköyder adı altında bir satış yeleği belki üzerinde, hijyenik, tabanın düzeleceği, çünkü pazar yerinin şu andaki köylü pazarının yerinin durumu çok iyi değil. Bununla birlikte Hüseyin Tavlu Başkan da heyecanlandı biraz biz bu projeyi ona sunduğumuzda. Yalnız belediyemizin köy pazarıyla alakalı çok ciddi çalışması var. Bu dernek bütün bunların içerisinde yer alacak. Burada 250-300'e yakın köyden direkt üretim yapan çiftçimiz alıcıya aracısız direkt satış yapabilecek. İki, bu pazarın içerisinde birbirinden üreticiler kendi birbirinden mal alışverişi yapabilecekler. Bu pazar yerinde şu anda çok büyük adaletsizlikler var. Atıyorum satış masaları işte 2 metreye 1 metre. Örneğin bir vatandaş geliyor, 4 tane tezgah birden kurabiliyor, kurmuş. Ya da işte eşine başka bir tezgah, kızına başka bir tezgah kurmuş. Sanki kapalı pazar yerinde birilerinin himayesi altında gibi. Ünye Belediyesi ile gerçekten titiz bir çalışmayla standart tezgahlar, herkese eşit mesafede, korona günlerinden geçiyoruz, sosyal mesafeyi de sağlığımızla düşünerek böyle güzel bir ambiyans yaratmak istiyoruz. Çevre yolunda ve Ünye sahil yolunda bunun reklamını yaptırmak istiyoruz. Eğer biz kendi öz dinamiklerimizi gün yüzüne çıkartabilirsek, üretime katkı sağlayacağımızı, üretimi arttıracağımızı düşünüyoruz. Burada belki günübirlik istihdam sağlayacağız. Örneğin kapalı spor salonunun önünden örnek verirsem, burada otoparka satıcı köyden ürününü getirdikten sonra arabasını park etmeyecek. Buraya alışveriş yapmaya gelen insanlar arabalarını park edecekler. Bunun da başında bir tane valenin olması gerekir. Yani bakın mesela giriş çıkış yerlerini kontrol altına alacağız. Giriş çıkış bir yerden olacak. İçeriye araç girmediği takdirde çekçekcilik yapan iki tane daha bir geçime muhtaç olan vatandaşa belki istihdam sağlayacağız. Belki böyle gidiyor. İşte bütün bunları böyle kafamızda hayal ediyoruz. Geçiş süreçleri hep sancılı olur, olmuştur da. Bunda da belki bizleri kent konseyini yanlış anlayabilen olabilir ama ben Ünye Kent Konseyi Çevre ve Tarım Komisyonu Başkanıyım. Ziraat Odası Başkanlığım da birlikte paralel götürüyoruz. Dolayısıyla bizi direkt ilgilendiren bir durum. Biz köylü pazarının içerisinde kasalarca kamyonetlerin gelip domatesi bırakması bizi üzüyor. Kasalarca buraya patlıcan, biber ya da kasa kasa başka illerden tereyağlarını getirip Ünye köyünden
üretilmiş tereyağı diye satılmasını etik doğru bulmuyoruz. İslami anlayışımızla bağdaşmayan bu problemi çözmek istiyoruz. Bunda da gerek Ünyeli, gerekse hem alıcı hem de üretici esnafımızın, köylü vatandaşımızın seslerimize kulak vermesini istiyoruz.